Tabii ki. Tabii ki Kadir Bu koronanın ilk günlerinden beri yapılan büyük bir yanlış var. O da deniliyor ki çocuklarda ve 65 yaşın üstündekiler problem yaşıyor. Esas tehlike bunun arasında kalanlar ve sokaktaki gençler. Nasıl? Yani 32 yaşında bizim mezunumuz, Çapa Tıp mezunu, İstanbul Tıp mezunu, göğüs kalp damar cerrahı olan Şişli Etfal'de çalışan arkadaşımız bundan 3 hafta evvel öldü. Koronadan kurtuldu, eve geldi ve yattı, kalkamadı. Yani bu bir enfarktüs geçirdi muhtemelen. O yüzden de lütfen gençler maskesiz, mesafesiz, temizliğinize dikkat etmeden ortalıkta gezmeyin. Siz belki hafif atlatabilirsiniz tabii, ama sizin de ölme riskiniz var. Yani ondan hiç bahsedilmiyor. Hocam da dedi, hep gene şu bu falan, yani hastalığı olanlar değil. Korona damarın içindeki iç örtüye de zarar veriyor ve onun için pıhtılaşma yapıyor. Herkes de kötü seyredebilir. Ha, ölüm oranı gençlerde daha azdır, yaşlılarda daha fazladır. Ama lütfen maskesiz dolaşmayın, mesafenizi koruyun. Herkes ortada, ben gencim bir şey olmam diye maskesiz dolaşıyor. Bunu yapmamak lazım. Mesajları verirken de yaş grubu ayırmadan direkt vermek lazım. Bence yapılan en büyük hatalardan birisi, gençler kendilerini korunaklı zannediyorlar. Ve bu hastalığın yayılmasına en büyük neden gençler. Hocam bir şey soracağım. Bu dönemde hani bağışıklık sistemimizi en güçlü tutmamız gereken dönem ya. Aslında bu dönemde diyet yapmak zararlı değil mi? Ya bence diyet yapmak şöyle zararlı olabilir. Tabii. Yani vücut direncini düşürecek kalori eksikliğine vücudu bırakmamak lazım. Vitamin, protein, karbonhidrat ve yağı oransal doğru almak lazım. Aşkımı bana laf sokuyor da şimdi. Evet. Canım ama hepimiz arkadaşım. Kilo aldık, hepimizin aynen derdi. Aynen hocam, şimdi yani ben çok aynı düşüncedeydim ilk başlarında. Mart'ta, Nisan'da abandım yemeğe, abandım aman hasta olmayayım diye. Sonra da kilolar. Evet. Kilo alıyorsun sonra. Ama onu bence şöyle yapmak lazım. Kilo verirken amaç kilo vermekse zaman olmamalı. Ayda bir kilo verin, 12 ayda 12 kilo yapar. İşte benim, al, verdiğinize almayı yeter. Benim Tevfik Hoca hocam hiç mesela işte şu kadar peynir ye, bu kadar, bunu yapmıyor. Sadece şöyle mesajlar atıyor bana. Evet, bugün güzel bir gün. Böyle başlıyoruz güne, kahvaltımızı ediyoruz. Yani sofraya oturduğumda da öyle bir deli yeme hissi kayboluyor. Herhalde psikolojik diyet yapıyor o bana, psikolojik, bilmiyorum. Psikolojik tabii ki. Yani şişmanlık yemek yeme davranış bozukluğu zaten. Değil mi hocam? Şişman hızlı yer, şişmanın gözü doymaz. Yani doyduktan sonra şöyle bir bakayım, cila ne atayım diye bakar. Öyle değil mi? Bak, kemik suyuyla yapılan sebze çorbasının kokusuna kadar güzel geliyor. Niye o, hani diyorsunuz ya son bir cila atayım, umutsuzluktan mı yeme hissi? Ya bu davranış bozukluğu büyük bir ihtimalle bir şeylerin yerine koyuyoruz onu. Hmm. Yani tıka basa yemeği damak keyfinden öte. Çünkü damak keyfini doyarken alıyorsunuz aslında. Ama o son bir olay göz, yani acıkabilirim hissini bastırmak için herhalde. O şişmanlığın özelliği. Evet. Fevzi Hoca. Fevzi Hoca. Yani mesela çorbaları sonra yiyorum artık. En başta yemiyorum çorbaları. O en sona bıraktığı. Bence şöyle yapın Demet Hanım. Önce madem ki istiyorsanız midenizi doldurun. Yani bir bardak su için, iki bardak su için. Midenin çünkü gerildiği zaman siz doygunluk hissine ulaşıyorsunuz. Beyni ya da çok yavaş yiyin, 20 kere çiğneyin derler ya. Çünkü ya da ne oluyor? Kana karışan şeker gidip doyma merkezini uyarıyor. Ya yavaş yiyeceksin ya mideyi önceden yalancı gıdalarla doyuracaksın. Zayıflayacağım modundaydım hep. Şimdi hiç öyle bir şey yok. İnanılmaz relaksım. Ama spor yapmak lazım. Tabii pilatesime yani, başladım. Çünkü uyku hijyeni çok önemli. Evet, uyku da şimdi çok önemli. Şimdi evde oturan insanların hepsi gecenin bir yarısında yatıyor, öğlenleyin kalkıyor. Böyle bir şey olmaz. Yani öz bakımı yapmak lazım depresyona girmemek için. Değil mi hocam? Mutlaka ve mutlaka egzersizi evde kalsanız bile yapmaya çalışmak lazım. Bir sürü pilates figürleri var, onlarla yapılabilir. Basit evde uygulanabilecek. Ve dengeli beslenmek lazım, tek yönlü beslenmemek lazım. Hocam evet, çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Kadir Demir hocamıza çok faydalı bilgiler verdi bize. Biz devam ediyoruz, az sonra yepyeni bir konumuz olacak. Şöyle minik 15 saniye mi, 20 saniye mi? 20 saniye sonra birlikteyiz.